Bugün depremin üzerinden 19 gün geçti. Şu ana kadar 43.556 yurttaşımızı kaybettik. Cenazelerimizin gerçek sayısını ise hala bilmiyoruz. Acımız da, üzüntümüz de çok büyük. Ruhlarımız yaralı. Yüreklerimiz yangın yeri. Ve bu yangında kolay kolay küllenmeyecek. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza bir kere daha buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki milletimiz çok büyük bir millettir. İnsanımızın karakteri asildir. Felaketi duyar duymaz çıplak elleriyle, tırnaklarıyla enkaza koşan, taş kaldıran binlerce gönüllüye, gençlerimize şükran borçluyuz. Yine bölgeye yardım etmek için yarışan, gecesini gündüzüne katan sivil toplum kuruluşlarına, uykuyu unutan devlet kurumlarımızın fedakar personeline, elbette güvenlik kuvvetlerimize müteşekkiriz. Yine ülkemize arama kurtarma ekiplerini gönderen, adını tek tek sayamayacağımız 88 ülkeye ayrımsız, istisnasız şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii kendi acımızdan komşumuzun acısını paylaşmaya fırsat bulamadık. Deprem bizimle beraber Suriye Arap Cumhuriyeti'nde vurdu. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir taziye mektubu göndererek Suriye halkının acısını paylaştı. Değerli basın mensupları, uzunca bir süredir bir hakikatin altını çizip duruyoruz. Türkiye'miz ucube tek kişi yönetimine geçtiğimiz 2018 yılından bu yana iki büyük krizi iç içe yaşıyor. Bir tarafta devlette yönetim krizi, diğer tarafta ekonomik kriz milletimize çok ama çok ağır bedeller ödetti, ödetmeye de devam ediyor. 2018'den bu yana yaşanan her acı olayda devlet yönetimindeki zafiyet kendini daha da gösteriyor. Milletimizin canına, malına mal oluyor. Ekonomi yönetimindeki zafiyet ve kusurlar ise milletimizin cüzdanını, mutfaktaki tenceresini boşaltıyor. 2020'de Covid salgınında gördük. Saray hükümetinin ilk işi millete IBAN numarası atıp yardım istemek oldu. Ama aynı yönetim milletimize 5 maskeyi ücretsiz dağıtamadı. Binlerce insanımızı kaybettik. Peki ne yaptılar? Ölüm istatistiklerini milletten sakladılar. Düne kadar bu istatistikleri açıklamamışlardı. Milletimiz depremin acılarıyla boğuşurken dün 2020 ve 2021 yıllarında 87.334 yurttaşımızı salgında kaybettiğimizi açıkladılar. Bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından 5.000 vefat daha fazla. Çukurova'da acıyı acıyla yumak diye bir tabir vardır. Salgında millete IBAN numarası gönderenler, deprem acısıyla salgının acısını yumaya kalktılar. Yine 2021 yazında Batı Karadeniz'i sel vurdu. Onlarca insanımız selde boğuldu. Selden birkaç gün önce Somali'ye 30 milyon dolar hibe eden Erdoğan, selden sonra yine milletimize IBAN gönderdi. Bunların afralarına, tafralarına baktığınızda hac farz olmuş. Ama yaptıklarına baktığınızda zekata muhtaçlar. 2021 yazında bu sefer güneyimizde ormanlarımız yandı, kül oldu. Yurttaşlarımız çıplak elleriyle orman yangınlarına müdahale etti. Ankara'da uçan saray filoları kuran kibir abidesi yangında o yangını söndürmek için uçak uçuramadı. Ve 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketlerinde 11 ilimiz yıkıldı. Milletimiz enkaz altında kaldı. 43.556 canımızı kaybettik. Yüz binlerce yurttaşımız evsiz, yurtsuz kaldı. Kendi keyfi için itibardan tasarruf olmaz diyerek Beştepe'de, Ahlat'ta, Marmaris'te, İstanbul'da saray koleksiyonu yapanların elinde afette dağıtılacak çadır stokumuz bulunmadığı anlaşıldı. Bugün
depremin 19. günü. Ve hala deprem bölgesindeki bazı yerlerde çadır yok, tuvalet yok, banyo yok. Enkazın altından çıkarılanların cenazesine kefen bezi bulamayanlar, milletin dirisine de çadır bulamadılar. Daha birkaç hafta önce Türkiye 100 yılı diyenler, liyakatsizlikleriyle, beceriksizlikleriyle, kifayetsizlikleriyle, kibirleriyle ülkemize 100 yılın felaketini yaşattılar. Türkiye'yi şantiyeye çevirmekle övünen bu öngörüsüz, liyakatsiz, kendini beğenmişlerin elinde Türkiye'miz koskoca bir cenaze evine döndü. Bir devletin itibarı yöneticilerinin zenginliğiyle, saraylarıyla, uçaklarıyla, binlerce korumasıyla, araç konvoylarıyla değil, insanlarına ve insan yaşamına verdiği değerle ölçülür. Çünkü insan yaşarsa devlet de yaşar. 20 yıl ülkeyi yönetenler milletimizi güvenli şehirlerde yaşatamadı. İnsanların bütün birikimlerini verip satın aldıkları evler vatandaşlarımıza mezar oldu. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın, diyor bir ünlü yazar. Bu ülkede kimliksiz, kefensiz on binlerce insanımızı sıra sıra toprağa verdik. Battaniyelere ve yem ve çöp torbalarına sarılı cansız bedenler toprakla buluştu. İşte 20 yıllık bir yönetimin milletimize reva gördüğü son maalesef bu oldu. On binlerce yurttaşımız itibardan tasarruf olmaz diyen, deprem için hiçbir hazırlık yapmayan, yaşadığımız kentlerin güvenliğini sağlayamayan, evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeyen, elindeki görülmemiş imkanları kentsel dönüşüme değil, ranta ve şatafata harcayan, oy almak için imar afları çıkaran, bu sorumsuz hükümet yüzünden canından oldu. On binlerce vatandaşımız sarayın vatandaşlarına rant sağlama ihtirasının, kendine yakın iş insanlarını, müteahhitleri denetlemeyerek, kayırarak, ranta boğarak kendi zenginliğini yaratma stratejisi nedeniyle hayatını kaybetti. İşte yaşananlar ortada. Adıyaman'daki otel. Önce apartman olarak yapılmış. Kabası bitmiş, inşaat durmuş. Kar, yağmur, güneş altında yarı yapılı bir halde 10 yıl beklemiş. Sonra bu kaba inşaatı alan aile çürümüş binayı süslemiş, püslemiş, otel yapmış. Bina yapı denetiminden geçememiş. Mühürlenmiş. Sonra ne olmuşsa olmuş, birileri devreye girmiş, otel hizmete açılmış. Otelin sahibi aile Adıyaman'da AK Parti'ye yakınlığıyla biliniyor. Sahiplerden biri Adıyaman Belediye Meclisi'nin önceki dönemde AK Partili üyesi. Bir diğeri de Erdoğan ailesine ait TÜGVA'da Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Sonuç, çöken binada Kıbrıs'tan voleybol turnuvası için gelen ortaokul talebesi, yavrular, aileler, öğretmenler, 65 insan hayattan koparılıyor. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen evlatlarımızın haklarını, hukuklarını da savunucusu olacağız. Yine Gaziantep Nur Dağı'nda bir başka AK Partili meclis üyesinin müteahhidi olduğu binalar depremle yerle bir oldu. Bu AK Partili müteahhit belediye meclisine seçilmeden önce AK Partili belediye başkanının yakınlarıyla beraber Nur Dağı'nda lüks siteler yapmış. Bu şahıs sadece belediye meclis üyesi de değil, aynı zamanda imar komisyonunda başkanı. Yani tam anlamıyla kuzuyu kurda emanet etmişler. Sonuç, bu müteahhitin yaptığı pek çok site depremde yerle bir olmuş. Beton yığınlarının altında yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu AK Partili müteahhit şimdi ortada yok, kaçmış.
Bu müteahhitin nerelerde olduğu en son Erdoğan'a soruluyor. Erdoğan da sorudan kaçıyor. Bu ülkede tasfiye etmemiz gereken çürümüş zihniyet işte tam da budur. Siyaset zenginleşme, makam ve mevki için değil, millete hizmet için yapılmalıdır. Ama 20 yıldır siyasetinin finansmanını siyaset, inşaat, rant üçgeninde yapan bir zihniyet bunları anlayamaz, idrak edemez. On binlerce vatandaşımız sarayın liyakat değil, sadakat diyen anlayışı sonucunda doğru düzgün bir afet mücadele planı yapamadığı için öldü. Ama ülkemizi cenaze evine döndüren saray sosyetesi hala mansıp peşinde koşmaya devam ediyor. Ülkemiz acıya boğulmuşken bunlar makamlara, mevkilere, üçer beşer maaşa bir türlü doymuyorlar. İşte son örnek. Fatma Betül Sayankaya ailesine bakmaya devam ediyor. Eski aile bakanı, aileden sorumlu bakan. Bakanın kız kardeşi Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne genel müdür olarak dün atanmış. Ülkede ne kadar makam, mevki varsa Sayan kardeşlerin emrine amade. Yine bir başka aile içi atama. Bu da nükleer düzenleme kurulu üyeliğine yapılan atama. AK Partili eski vekilin oğlu nükleer düzenleme kuruluna atanıyor. Millet can derdinde, bunlar mansup derdinde. Devletin deprem bölgesine atadığı koordinatör vali de bütün bunlardan sonra çıkıyor. Memurların, işçilerin hepsi bir aylık maaşını almasın, devlete bağışlasın diye memura, işçiye ahkam kesmeye kalkıyor. Ne diyelim? Allah bunlara akıl fikir versin. On binlerce yurttaşımız sarayın adam sendeciliği, vurdum duymazlığı, görevini ihmal etmesi, görevini safsaklaması nedeniyle öldü. Evsiz, barksız kaldı. Bu kürsüden günlerdir belge üstüne belge açıkladık. Bilim insanları uyarmış, devletin dürüst bürokratları uyarmış, sivil toplum kuruluşları uyarmış. Burada çok büyük bir deprem olacak, tedbir alın demiş. Felaket bağıra çağıra gelmiş. Ama sarayın kibirlisi kulağının üstüne yatmış. Üç maymunu oynamış. Yurttaşlarımızın en temel hakkı olan yaşam hakkını taammüden ellerinden almış. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü bu topraklarda işleneceği önceden açıkça duyurulan, failini ve maktulünü herkesin bildiği bir cinayet yaşandı. Şimdi bu cinayetin failleri kendilerinden başka herkesi suçluyor. Asrın felaketi diyerek suçlarının, kabahatlerinin, sorumluluklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yaşadığımız asrın felaketi değildir. Yaşadığımız asrın ihmalidir. Yaşadığımız asrın cehanetidir. Yaşadığımız asrın ihanetidir. Ama pişkinlik bunların en büyük sermayesi. Atama İçişleri Bakanı depremin ilk günlerinde kendi yönetimindeki AFAD hakkında AFAD'ın toplam personel sayısı 7300'dür. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti, altını çizerek bir defa daha söylüyorum, herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir dedi. Sonra aynı bakan çıktı, altında kaldığı depremin şokunu atlattı. Eğer Türkiye çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydı, böyle bir kaosla karşı karşıya, büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdı dedi. Şimdi bu sözlerin hangisi doğru? Hangisi hakikat? Millet yaşadığına mı, yoksa bunlara mı inanacak? Milletimiz 48 saat enkazın altında bir başına kaldı. Nerede bu devlet? Yakarışları arşa yükseldi. Asker sahaya zamanında sürülmedi. Madencilerimiz hızla bölgeye taşınamadı. Fay hattının üstüne yapılan yollar, havalimanları çöktü.
Bölgeye ulaşım kilitlendi. İletişimin çöktüğü bir anda yetmedi. Bir de sosyal medyaya karartma uyguladılar. Daha önceki depremlerden biliyoruz ki böyle bir anda sahra hastanesi, mutfağı, çadırlar en geç 6 saatte kurulabildi. Ama şimdi bu sefer kurulamadı. Enkazın başında yakınlarının çığlıklarını duyan vatandaşlarımız arama kurtarma ekiplerini günlerce bekledi. Enkazın başına giden iş makineleri operatörlerle, operatörler ise iş makineleriyle buluşturulamadı. Koordinasyonsuzluk nedeniyle en kritik altın saatler heba edildi. Ve enkaz altındaki insanlarımız sesimi duyan var mı diye bağıra bağıra yaşama veda etti. Beyler hazırlıklı olmasalarmış, kaos yaşanırmış. Ne kaos? Milletimize kıyameti yaşattınız. İlk gün itiraf ettiğiniz gibi yaşadıklarımız herhangi bir afeti yönetecek bir hazırlığınız olmadığını açıkça gösterdi. O zaman ne yapacaksınız? Elinizi tutan yok, istifa mektubunuzu yazacaksınız. Tabii bunların saray rejiminde sistemin temel direği yalan dolan ve yasaklar. Beceriksizlikleri ifşa olmasın, eleştiri yapılmasın diyerek sosyal medyayı kararttılar. Facebook'tan daha eski olan gençlerin bir araya geldiği Ekşi Sözlük, sorgusuz, sualsiz erişime kapatıldı. Yetmedi, Tele 1 Rütük eliyle karartıldı. Halk TV, Fox TV'ye cezalar yağdırıldı. O da yetmedi, Rütük'ün hukuk müşaviri Tele 1 ile ilgili dosyayı mahkemeye gönderirken, içinden Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın muhalefet şerhini çıkardı. Mahkemeye eksik dosya gönderdi. Bu hukuk müşaviri derhal görevden alınmalıdır. Ayrıca baroları da bu hukuk müşaviriyle ilgili göreve davet ediyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Evet, dün gazeteci Barış Terkoğlu yazdı. Bakanlık da şu ana kadar yalanlamadı. İşte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü deprem olduktan sonra şu resmi yazıyı muhataplarına göndermiş. Deprem sabah 4.17'de olmuş. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü deprem olduktan sonra akşam mesai bitimine kadar arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak üzere ülkedeki şirketlerden hava araçlarının durumunu bildirmelerini istemiş. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yazdığı yazıdan, Adıyaman'da da deprem yaşandığından devletin o saat itibariyle haberi olmadığını görüyoruz. Gönderilen bu resmi yazıda depremin vurduğu iller arasında Adıyaman'ın adı bile sayılmamış. Şimdi Adıyamanlılar depremde yalnız bırakıldık derken haksız mı? Bu nasıl bir deprem hazırlığı? Hazırlık dediğiniz böyle mi olur? Hazırlık depremden önce yapılır, depremden sonra değil. Şirketlerin elinde ne kadar sabit kanatlı, ne kadar hareketli kanatlı hava aracı var, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün elinde bunların bir kütüğü, bir listesi nasıl olmaz? Biz hala devletin bu kadar acize düşürüldüğünü düşünmek istemiyoruz. Sorumlulardan mutlaka bir açıklama bekliyoruz. Ama atalarımız ne demiş? Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Sarayın kibirli başı Erdoğan önce çıktı. Bu deprem kader planı dedi. Sorumluluğu Yüce Allah'a yıkmaya kalktı. Tedbir almayanlar tevekküle sığınmaya kalktılar. Ama olmadı. Sonra milleti not etmeye kalktı. Oysa devleti yönetsin diye iş başına getirenler milleti not edemez. Çünkü onların işvereni millettir. Onların patronu millettir. Asıl millet devleti 5 yıllığına yönet diyerek iş verdiklerinin notunu verir. Sandıkta da ellerine tasdiknamelerini tutuşturur.
Ama sarayın kibirlisinin gözü o kadar dönmüş ki sonunda işi millete küfretmeye kadar götürdü. Bununla da yetinmedi, en sonunda sorumluluğu milletin üstüne bıraktı. Şu cümleye bir bakın. Vatandaşlarıma diyorum ki, bize yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü ransal dönüşüme çeviren sensin. Millete sağlam evler yaptırmak yerine yandaşa rant yaratmanın peşine düşen sensin. Şimdi ne oldu da suçlu millet oldu? Ortada 43.556 cenazemiz var. Anasız babasız kalan evlatlarımız, evlatsız kalan analar babalar var. 100 binin üzerinde yaralımız var. Ama ortada tek bir istifa yok. Onun yerine milleti bol bol tehdit var, hakaret var, küfür var. Söze karşı küfür, aczin ifadesidir. Küfredenin söyleyecek sözü yok demektir. Ve şunu açıkça ifade edeyim, testinin içinde ne varsa dışarıda o sızar. Biz tarih kürsüsünden yaşadıklarımıza bakıyoruz. Ve küfre düşenlerde suçluların telaşını görüyoruz. Bizim küfredenlere söyleyeceğimiz bellidir. Küfür etme, istifa et. Azıcık bu millete karşı sorumluluk duygunuz kaldıysa küfretmeyin, istifa edin. Zaten soruşturmanın selameti bakımından milletimiz sandıkta sizi görevden alacak. Evlerinize gönderecek. Bu ülkede artık Erdoğan şahsım rejimi iflas etmiştir. Erdoğan devri bitmiştir. 20 yıllık mukedir dekoru bu depremle beraber enkaz altında kalmıştır. Bu siyasi enkaz sandıkta vatandaşlarımız tarafından kaldırılıp atılacaktır. Bu iktidarı değiştirmek işin kolayıdır. Ama zor olan zihniyeti değiştirmektir. Coğrafya kaderse biz bu kadere teslim bayrağı çekmeyeceğiz. Bu kadere vatandaşlarımızı teslim etmemek için aklın, bilimin gerektirdiği her türlü tedbiri alacağız. Kültürümüzü, estetiğimizi akılla, bilimle, liyakatle birleştireceğiz. Coğrafyamızın gerçekleriyle uyumlu hem güzel hem de güvenli şehirler inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı binalar yapacağız. Deprem ve sonrasında kimseden izin, icazet ve talimat beklemeden tüm sorumluların derhal harekete geçebilmesi için hangi kurumların neleri, nasıl, ne zaman yapacağını önceden belirleyen protokolleri hazırlayacağız. Kısa vadeciliği, köşe dönmeciliği, rant hırsını bu topraklarda bitireceğiz. Siyaset, inşaat, rant, şeytan üçgenini kırıp atacağız. Bu şeytan üçgenine daha fazla kurban vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, yaşadığımız deprem felaketinde insani kayıplarımız kadar maddi kayıplarımız da büyük. Ama dün baktık Merkez Bankası faizi %9'dan %8,5'a çekerken depremin olası ekonomik etkilerinde küçümsüyor. Deprem yakın dönemde ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilese de orta vadede ekonomik performans üzerinde kalıcı etki yaratmazmış. Yani hep söylüyoruz, Allah şunlara verdiği aklı bir günlüğü bize verse de en azından bir gece rahat rahat uyusak. Milli gelir, iş gücü kaybı, sermaye stokundaki kayıplar, telef olan büyük ve küçük baş hayvanlar, otomobil, mobilya, ev eşyası gibi kayıplar. Bunları alt alta koyduğumuzda depremin ekonomik maliyeti 75 ila 85 milyar dolar civarında. Buna bir de depremde kaybettiğimiz insan kaynağımızı, kıymetli beşeri sermayemizi eklersek depremin toplam maliyeti 100 milyar doları aşıyor. Bunlar bizim ilk tespitlerimiz. Ama hiçbir vatandaşımızın kaygısı olmasın. Şurası muhakkak ki depremde yitirdiğimiz canları geri getirmemiz mümkün değil. Ama sayılı gün kaldı. Bu depremde vatandaşlarımızın kaybettiği mal, mülk ne varsa evinden arabasına, ev eşyasına, enkaz altında kalan alyansına kadar yitirdiği her şeyi yerine koymaya kararlıyız. Bölgede tarımı, sanayiyi, turizmi, hizmetleri, hasılı topyekün üretimi biz ayağa kaldıracağız.
Hiç kimseyi aç, açık bırakmayacağız. Deprem bölgesine yönelik kapsamlı bir bölgesel kalkınma stratejisini seçimden hemen sonra uygulamaya başlayacağız. Hatay başta olmak üzere bölgenin demografik yapısının değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Millet İttifakı olarak artık biz hazırız. İşte ortak politikalar mutabakat metnimiz. Erdoğan bu metinden kırpıp kopya çekmeye çalışıyor. Biz Şehircilik ve Afet Bakanlığı kuracağımızı deprem felaketinden bir hafta önce bu dokümanda açıkladık. Şimdi öğreniyoruz ki Erdoğan da Afet Bakanlığı kurmayı düşünüyormuş. Sizin kurduğunuz Afet Bakanlığı'ndan ne olur? Siz bu programla ortaya koyduğumuz zihniyet değişikliğini gerçekleştirebilecek misiniz? Önce rant değil, önce millet diyebilecek misiniz? Zulüm değil, bilim diyebilecek misiniz? Ben değil, biz diyebilecek misiniz? Hep diyoruz, çoklu organ yetmezliğiyle mağlul saray hükümetinin beyin ölümü artık gerçekleşti. Ülkeyi yönetme enerjisi, ehliyeti kalmadı. Bizden kopya çekerek ömürleri uzamaz. Ba'del harabül Basra. Yani Basra harap olduktan sonra artık geçmiş olsun. Biz Millet İttifakı olarak sadece Çevre ve Afet Bakanlığı'nı kurmakla kalmayacağız. Biz deprem ve doğal afet riskinin yüksek olduğu tüm kentlerde güçlendirme ve yeniden inşa projelerine hız vereceğiz. Deprem riski taşıyan yapılarda okul, hastane, sosyal hizmet binaları başta olmak üzere depreme karşı güçlendirme çalışmalarını yapacağız, hızlandıracağız. Deprem bölgelerinde mikro planlamalar yapacak, zemin etüt sonuçlarına göre imar planlarının hepsini revize edeceğiz. Fay hatları üzerindeki tüm yerleşim birimlerindeki yapı stokunun risk analizlerini süratle tamamlayacağız. Deprem bölgelerinde deprem raporu olmayan yapıların deprem raporlarını hazırlatacağız. Deprem tehdidi altındaki bölgelerde ivedilikle yeterli toplanma alanlarını tesis edeceğiz. Bu alanların imara açılmamasını güvence altına alacağız. İstanbul depremine karşı risk azaltmayı hedefleyen Hayat İstanbul projesini başlatacağız. Afet riskini azaltma politikası kapsamında mekansal acil durum planlarını hazırlayacağız. Riskleri azaltmak amacıyla belediyelerle beraber sakının planlarını hazırlayacağız, uygulamaya geçireceğiz. Bu ülkede bir daha benzer felaketler, derin acılar yaşanmaması için biz hazırlığımızı yaptık. Milletimizin canına, malına mal olan bu ucube rejimden ülkemizi kurtaracak, büyük zihniyet devrini gerçekleştirmeye hazırız. Kalbi betonlaşmış Erdoğan ise bir an evvel acıların üstüne beton dökme hazırlığında. 21 yıldır ülkenin başında. Şimdi çıkıyor hiç sıkılmadan, bir yıl daha bana görev verin diyerek kendini acındırmaya uğraşıyor. Teşbihte hata olmaz. Apartmanınızı 20 yıldır aynı yönetici yönetiyor. 20 yıl boyunca asansör bozuk diyerek tüm apartman sakinlerinden para topluyor. Ama bir türlü asansörü tamir ettirmiyor. Ve bir gün asansörün halatı kopuyor. İçindekiler hayatını kaybediyor. Yönetici yitirilen insanların hesabını vermek yerine bana bir yıl daha müsaade edin, vallahi size söz, asansörü tamir ettireceğim diyor. Buna milletimizin, aziz milletimizin vereceği cevap ne olabilir? Olsa olsa hadi oradan olur. Artık çek git olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim müsaadenizle bizi yönlendiren bazı sorular oldu. Bu sorulardan iki ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kazanacak aday ısrarını da sürdürdü. Saraçhane mitingiyle ilgili olarak da kendisine gelen eleştirilere karşı da açıklamalar yaptı. Bu son açıklamalara ilişkin sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Değerli arkadaşlar, Millet İttifakı'nın sözcülerinin, Millet İttifakı'nın genel başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok.
Efendim, Tele 1 tarafından bir soru yönlendirildi. Tele 1'in sorusu da şöyle. Kürsü dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin ekranlarda söylediği sözler yüzünden RTÜK, Tele 1'e 3 gün ekran karartma cezası verdi. AKP iktidarının RTÜK aracılığıyla bu tür cezaları rahatlıkla vermesi hakkında sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Bu yönetim kendi sorumlulukları ortaya çıkmasın, hataları konuşulmasın, algı yönetimini istedikleri gibi serbestçe yapabilsinler diye muhalif televizyonların üzerinde RTÜK sopasını sürekli sallıyor. Biz her zaman özgür medyadan yanayız. Özgür medyayı yönetenlerin millet tarafından denetlenmesinin ve demokrasinin teminatı olarak görüyoruz. Teşekkür ediyorum.